Şimdi arkadaşlar konunun başında size bir VTR olarak geçeceğim. Bir ajans sahibi denilen aslında bildiğim boşun beleşin teki, açlıktan nefesi kokan, insanları dolandırmaya yatkın, empatisini bile kuramadığım bir insanın burada fotoğrafıyla ufak bir video görüntüsünü paylaşacağım. Kendisi herkesi dolandırıcı yapıyor, herkesi hırsız yapıyor. Kendisi Ağa Paşa. Hatta bir ara bana laf atmaya kalkmış. Güzel kardeş, seni şu gördüğün havuzun içerisinde boğarım. Yani böyle parmağımla sokarım. Ben parayla savaşabilecek bir insan değilim ama benimle de parayla sen aşık atabilecek bir insan değilsin. Yaşam standartlarını zaten yapamazsın. Bigo'da hele hele bana hiçbir kelime bile kullanma lüksün yok senin. Onun için ilk önce aynada kim olduğuna bak, ondan sonra karşında konuştuğun insanın kim olduğuna bak. Bu da bir not olsun arkadaşlar. Çünkü sizlere ben yardım ediyorum diye bazı insanların gücüne gidiyor. Atıp tutuyorlar. O attıkları tuttuklarıyla da kendileri boğulup batıyorlar. Ama benim tek isteğim gene dediğim gibi siz kazanın arkadaşlar. Düzgün bir yerden düzgün bir şekilde kazanın. Hayatınızı bir şekilde entegre edin. Herkes nasıl olsa yol yapmayı öğrenmiş. Siz de o yola girin abi, siz de kazanın. Yayıncılıkta para var mı? Var. Siz yeter ki yayıncılık yapmak isteyin. Hadi videoya geçelim. Ya çok pis sarkmış durumdayım ha. Anıl ama Anıl'ı ben hatırlıyorum. Anıl Türk'ü diyorsun değil mi? Hmm. Burada kandırılma, dolandırılma, YouTube'da benim videolarımı izleyerek adım at. Bir de ajans sahibi değil orası. Merhaba arkadaşlar, Obürtürk kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Evet, ilk konuma değineceğim. Arkadaşlar kafayı kazıdım. Biliyorsunuz Türkiye'de havalar ısınabilir ama ben yurt dışında devamlı sıcak ülkelerde gezdiğim için buralar aşırı sıcak ve artık yani gezerken başım çatlayacak dereceye geldi. Biraz böyle serinlik iyidir. Oh, suyundan da koy. Neyse arkadaşlar konumuza geçelim. Gene konumuz Bigo Live. Yalnız bugün konuyu biraz farklılaştırmak istiyorum ve bazı detaylara değinmek istiyorum. Bu detaylardan bir tanesinden örnek verirken arkadaşlar, ajans seçiminde neden dikkat etmek gerektiğini hep söylüyorum. Size diyorum ki bir ajansa girerken işte şuna dikkat edin, buna dikkat edin falan. Bazı arkadaşlar herhalde beni anlamıyorlar. Devamlı katılım amacındayken geliyorlar işte sonradan yandık, Anıl Bey kurtarın falan gibi. Yapacak bir şey yok diyorum. Onun için şimdi size baştan başlayayım. Arkadaşlar benim yukarıda Tanrı'dan başka kimseye bir ifade verme zorunluluğum veya beni yargılayacak kimse yok. Sonuç olarak ben yaptığım işi hakkıyla yapıyorum. Kazancım belli, yaptığım belli. Kimseden çalmama, çırpmama gerek yok. Nerede olduğum belli, adım belli, sanım belli, tipim belli. Yani birisiyle iş yaparken ilk önce zaten göz önünde bulundurmanız gereken kısım bu. Bazı tipler var. Kendi yüzlerini göstermezler. Bir de kendilerini gösterseler bile yarım yamalak falan gösterirler. Çok düzgün bir şekilde sizle telaffuzla konuşabilirler. Ama yaptıkları iş, iş değil. Suç olmayan insanları dolandırıcı diye adlandırırlar. Suç olmayan insanları işte şantaj üzerinden iş yapıyor diye söylerler ve bunu ajans sahibi olarak yaparlar. Bakın iyi dinleyin, ajans sahibi. Yani siz bir ajansa girdiğiniz zaman ajansın önemi buradan başlıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ajans sahibinizin düzgün olması gerekiyor. Eğer ilkokuldan mezun olmuş bir çobanı ajans sahibi yaparsan kimse yanlış anlamasın, Türkiye'nin halini alırsınız. Anlatabildim mi? Yani burada ajans sahibinin kültüreli, yaşamışlığı, bilmişliği, dijitaldeki kalitesi, yaptığı işler çok önemli arkadaşlar. Onun için buna dikkat ediyorsunuz. İki, parayı zaten kazanacaksınız. Ama öteki türlü o yoldan giderseniz para niyetine başınıza farklı işler alırsınız. Yani hiç yoksa şu olur. Bir şey kazanamazsın, vaktin boşa gider. Demek istediğim bu. Yani bana günde 20-30 kişi geliyor. İşte şöyle durum yaşadım, böyle durum yaşadım. Ay bana bunu yaptılar, ay şöyle yaptılar, ay bu. Arkadaşlar bunları yaşamamanız için ben de zaten ajans sahibiyim. Bigo Live'de resmi olarak ajans sahibiyim ben. Yani tapu gibi imzası atılan, vergisi ödenilen bir ajans sahibiyim. Burada kimse kimseye gelip de kazık atamaz. Yani gerçekçi konuşmak gerekiyor. Ben sizin dertlerinizi dinlerim. Adminlerim dertlerinizi dinler. Size Bigo'yu öğretiriz. Parayı kazandırırız. Yapmanız gerekenleri yaptırırız. Yani başıboş değilsiniz.
Ama arkadaşlar kalkıp da başı boş insanlarla birlikte iş yapmaya kalkarsanız emin olun çok çekersiniz. Adını vermek istiyorum arkadaşlar. Hirai Zerdüş. Hirai Zerdüş. Bunu unutmayın bu isme. Kendisinin burada fotoğrafını da koyacağım, videosunu da koyacağım. Özellikle örnek vermek istediğim ajans türlerinden bir tanesi. Böyle insanlara gidip sakın yayıncı olmayın. Sakın sakın. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Neden? Dediğim gibi ben bunu şahsen yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Yüzüm burada. Kim olduğum belli. Param var. Hayatımı yaşıyorum. Bigo'dan kazanıyorum kardeş. Yüzüne giden varsa borusuna gitsin. Bigo'dan kazanıyorum. Brezilya'da villalı, havuzlu, yatlı, katlı evlerde kalıyorum. Ben çalışıyorum arkadaş. Ben yayıncılıkta potansiyelim gelişsin diye yayıncılığı yapıyorum ki insanlara bir şeyler katabileyim, onlar da rahat hayat yaşayabilsinler diye açıyorum. Anlatabildim mi? Size burada demek istediğim, yayıncı olmak için ajansa gelirsiniz. Link atılır, linke tıklarsın, yayıncı olursun. Kaydın alınır, artık sana 7/24 bizim WhatsApp gruplarımız var. Oradan destek sağlanır. Yani yayıncılık kim olursan ol gel yap. Ama böyle birisine gittiğiniz zaman ne olacağınız meçhul ya. Ne olacağınız meçhul. Onun için hayatınızda bir dakikanızı bile boşa harcamayın. Boş insanlarla. Hayatınızdaki bütün boşları çıkartın. Arkadaşlar devir para devri. Size kazandırmayı, size yol yapmayı, yoldan geçmeyi öğretecek insanlarla çalışın. Ve gerçekten bazen gücüme gidiyor. Adamı karşıma koysan selam vermem. Ciddiyim selam vermem ya. Böyle kim lan derim, bu çoban derim yani. Kimse yanlış anlamasın. Çobanlıktan kastım ve ziyatım argometre olarak yapı taşı hiçbir şekilde onunla birlikte aynı havayı teneffüs etmeye gelmeyecektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum, izah etmeye çalışıyorum. Yani onu kandırayım, ondan onu koparayım, bundan şunu çıkartayım, şunu kötüleyim, şuna şuna çarptırayım, oradan buna sektireyim. Bu ne lan? Aşçı bahçıvanı, bahçıvan aşçıyı, sonra uşağı, sonra hep birlikte yeniden bahçıvanı. Oğlum biz bu filmleri yıllarca izledik. İnsanların üzerine şöyle basmayın. Yapmayın böyle şeyler. Konumuz derin. Eskiden buralar fındık tarlasıydı. Demek istediğim böyle arkadaşlar. Gelelim yayıncılık konseptlerine. Arkadaşlar Big Olive'de yayın açtığınız zaman bazı arkadaşlar çok heyecanlı geliyor. Ama adam gibi disiplinli bir şekilde bizi dinleyip de bizimle birlikte yol alan arkadaşların hepsi para kazanmışlardır. Minimalde kazanan 80 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira paraları görmüşlerdir. Kimileri şu an ev değiştirdi ya. Kimileri yemin olsun size ülke değiştirdi. Ya siz neden olmayasınız? Ben size öğretmek için buradayım. Bana diyorum ki WhatsApp'tan ulaşın. Telefon numaralarını değiştirdim. Oralardan ulaşabilir ve geri kalanını eğitim olarak ben sana veya adminlerim size verecektir zaten. Bu konuda dert etmeyin. Dert yok Johnny. Rahat ol. Sıkıntı yapma. Bir de klavye delikanlısı olan arkadaşlar var. Sen benim kim olduğumu bilmezsin. Sen benim nasıl bir insan olduğumu bilmezsin. Atarsın, kesersin, biçersin. Onun için klavye delikanlılığını bırakın. Yapmayın böyle şeyler. Üslubunla gel, edebinle git. Ya da edebinle gel, üslubunla git. Bunu da peşin peşin söylemek gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar tavırları çok acayip, çok yani böyle ağır abi, kabadayı misali keserim, asarım, biçerim. Fazla Kurtlar Vadisi izlemeyin. Sizin o izlediğiniz filmleri ben realde yaşadım. Onun için kimin ne olduğunu bilmezsiniz. Boş yapmayın. Gelelim arkadaşlar Bigo'ya geri. Bigo'da para kazanmak için yayın açarsın. Günlük para çekim yaparsın. Aylık para çekim yaparsın. Güzel bir ortama girersin. Kafana göre takılırsın. Ne patron senin başını ağrıtır ne falan filan. Ha iş bırakın falan demiyorum. İşi olan çalışsın. Ama dijital sizin geleceğinizin mesleği olabilir. Eğer yatkınlığınız, o potansiyeliniz varsa sizin geleceğinizin mesleği olabilir. Ben size açık söylüyorum arkadaşlar. Ben Bigo'da yayıncılık yaptığım dönemde düşünüyorum. Ulan öyle çalışıyorum, böyle yapıyorum, şunu yapıyorum. Geçen paraya bakıyorum. Bigo'da başladım yayıncılığa.
Ulan dedim yıllarımızı biz boşuna yemişiz. Bitirmişiz biz. Dedim biz ne yapıyoruz ya? Vallahi dedim boşuna yaşamışız anasını satayım. Yayıncılıkla birlikte hayatımı değiştirdim. Bakın arkadaşlar ayda hiç yoksa 2-3 tane ülke gezerim ben. Minimalde Katar'a giderim, Dubai'ye giderim, Singapur'a giderim, Tayland'a giderim, Kolombiya'ya giderim. Yani bir yerlere muhakkak giderim. Ha bunlar benim iş üzerime gidişlerimdir. Bigo ile işlerim vardır, onlar üzerine giderim. Ajanslarım var dışarılarda, onlar için giderim. Galalar vardır, onlar için giderim. Devamlı bir şekilde sirkülatif olarak çalışırım. Şimdi Türkiye'deki Bigo, bizim yurt dışındaki Bigo tarafından biraz şey, konseptleri farklı. Bazı şeyler geç geliyor, bazı şeyler geç geliyor ama yönetim elinden geldiğince çalışıp her şeyi düzeltmeye meyilli. Yardımcı olmaya çalışıyor. Onun için bizim de sizlere bir köprü olduğumuzu unutmayın. Yani biz sizi yayıncı yapıyoruz, o Bigo'da köprü oluyorsun. Ya genç benim sırtımdan para kazanıyorsun. Ya kardeş, kuzum, sizin sırtınızdan para kazanmıyoruz. Bak şurada şu an şu terim bile hakkı sana emin ol ki veriliyor. Sana bir dönüş sağlıyor. Ama gidersen öyle kekovari tiplere dersen ben yayıncı olacağım. Artık yayıncı mı olursun, ayrancı mı olursun, yoksa falan filan mı olursun? Bakarsın. Ben de arkadaşlar dizi film sanatçıları da var. Şu an Kanal D'de yayınlanan bir dizide yer alan Ergün Taşbey de bizde yayıncılık yapar. Güzel ev hanımı olan Necla da bizde yayıncılık yapar. Okuluna giden Dilara da bizde yayıncılık yapar. Gece diskoda DJ'lik yapan Esrar da bizde yayıncılık yapar. Yapar da yapar. Yani bizde senin kökenin veya ırkın veya dinin temellerine biz bakmıyoruz arkadaş. Biz Vigo'da yayıncı olmak istiyorsan bunlara yardımcı oluyoruz. Yoksa sen ona inanmışsın, muza, maymuna, yani bunlar bizim için fark etmiyor. Her akşam klaptasın, içiyorsun, alemin neredesin, Johnny Walker'lar falan filan. Takıl kardeş, hayat senin. Yani burada kimseyi biz ayrı gayrıya bölmüyoruz. Sen şusun, ben buyum, o bu falan. Bizde herkes eşit. Bak şöyle terazi var bizde. İnsanı dartıyoruz. İnsanı dartıyoruz. İnsanı darttığımız için iki tane insan sevilmez. Bir tanesi çat diye her şeyi söyleyen. İkincisi işini çok düzgün yapan insan. Batar, kıskançlıklar. Meyve veren ağaç taşlanır. Taşlayın diyorum ben de mesela. Bigo'nun içerisinde yayıncı kovalıyorlar. Hey, yayıncı gelmiş, onu alayım bunu. Ya kardeşim, siz nasıl bir eziksiniz ya? Yani bu yayıncıyı almak değil, yayıncı adaylarını kandırmaktır. Ben onun için bu Bigo'da aylardan beri seri videoları aynı şekilde size atıyorum. Çok farklı konuları da anlatabilirim. Ne bileyim, seyahatlerimden de çekebilirim. Ne bileyim, arabamla gezerken de çekim yapabilirim. Yapamam mı? Bence çok iyisini yaparım. Latin Amerika'dayım kardeş. Kimse yanlış anlamasın yani. Şöyle sağıma soluma çıktığım zaman her taraf yanıyor. Maşallah var. Yani boş bir ülkede boş boş yaşayan bir insan değilim. Devamlı çalışan, devamlı üreten bir insanım. Size sizin olduğunuz gibi geliyorum. Yani şurada çıkıp da size tiyatro yapmıyorum. Böyle yapmıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir derdim yok. Böyle bir kıyaslanacak kişiliğim de yok. Ben neysem oyum. Bana soruyorlar işte içiyor musun abi? İçiyorum kardeşim. E abi sen kumarda oynuyorsun. Oynuyorum kardeşim. Benim oynadığım, benim yaptığım size entegre olacak bir şey değil ki. Ben yapıyorum diye sen yapmak zorunlu değilsin. Ama ben yapıyorum. Yapıyorum mu? Yapıyorum. Hayatta çok dersler vermek isterdim arkadaşlar. Özellikle de eğer kendine hayat koçu arayanlar varsa, gerçekten de hayat koçu arayanlar varsa bana WhatsApp'tan onlar da ulaşabilir. Bizzat hayat koçluklarını yapabilirim. Ayrıca yurt dışına çıkma, oturum alma, vize, pasaport gibi işlerle de uğraşıyorum. O işler için de danışmanlık yapıyorum. Eğer danışmak ve öğrenmek istediğiniz konular olursa o konular için de WhatsApp numarasından ulaşıp yazıp sorunuzun cevabını alırsınız muhakkak. Muhakkak alırsınız. Güzel bir tane takipçim sağ olsun beni uyardı. Abi dedi konuları biraz dedi daha fazla dedi içeriye döksen dedi. Haklısın kardeşim de kimse de yanlış anlamasın. Bizim toplumumuza çocuk gibi eğitim vermedikten sonra
anlayış kıtlığı çekiliyor. Sonra yapılacak işte insanlar zorluk çekiyor. Ben siz zorluk çekmeyin diye böyle çocuğa öğretir gibi teker teker anlatıyorum, öğretiyorum. Kafanız dağılmasın, iyicene anlayın, neyin ne olduğunu bilin. Arkadaşlar artık şundan vazgeçin. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanların peşine düşüp de başınızı belaya sokacağınıza ya da hiçbir şey kazanamayacağınıza. Ha buradayım ya, buradayım. Bakın ha bu. Saçlar da gitti. Bakın sıfıra da koyduk. Buradayım. Daha karşınıza nasıl çıkayım? Havuza atlayayım şurada. Havuza gireyim bir de. Ne yapayım yani? Anlatabiliyor muyum? Onun için sizden tek ricam, belki bu videoyu siz ihtiyaç olarak görmüyorsunuz ama ihtiyacı olan arkadaşlarınıza yollayın. Sizin ihtiyacınız yoksa arkadaşınızın ihtiyacı olabilir. Ya da çevrenizdeki insanların. Onun için sosyal medyalarda ve mecralarda bu videoyu paylaşın. Ajansın ismini de alta yazacağım. O konuda dediğim gibi yanlışlıkla Bigo hesabı açtınız. Bigo'nun içerisine düştünüz. Beni unuttunuz. Oradan size saldırdılar. Hadi seni yayıncı yapalım. Bakın ben şöyleyim falan filan. Yüzlerini açmıyorlar. Bilmiyorsun falan. Ya da adminler gelip yüzlerini açıyor. Ben ajan sahibim diyorlar falan. Bu tiplere inanıp da yol alırsınız. Yanmayın. Gerçekten yanmayın. Bana WhatsApp'tan yazdığınız zaman size en kısa zamanda dönüş olacaktır. Yoğunluğumdan böyle dönüş olmuyor diye bir şey beklemeyin. Sabırlı olan kazanır arkadaşlar. Ben bu hayatta sabırlı olarak kazandım. Azimle çalışarak, mücadele ederek ve sabrederek. Ben babadan gelmedi bana kollarım açıp da. Gökten yağmadı yani. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü inanıyorum ki benim takipçilerim, beni izleyenler akıllı insanlar. Hayat size istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın, like atın. Yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Beni ne kadar yükseltirseniz o kadar ihtiyacı olan insan ulaşacaktır. Ve o kadar insan da hayatına yeni yeni şeyler katacaktır. Kendinize çok iyi bakın.